Yavaş. Yavaş içinden... Allah'ım yarabbim. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum. Enişte bir saniye. Bir bana güven ya. Biliyoruz herhalde. Adam gibi altından tut Gayar. Oğlum aslanım altın... Oğlum! Enişte korkma. Cana gelmedi. Damacana geldi. Eline eldiven meldiven bir şey tak. Ruh hastası. Vallahi çeşmeye ağzına dayayacağım bak Tarık. Abla gelin ya, korkmayın, asit değil, bir şey olmaz, su. Ay çok korktuk. Ya korkmayın Selvi abla, su sağlıktır. Ya Saffet, bu Tarık sana kız evi mi kakaladı? Ay Gülsün, dedikodu yapma. Yeni açtım zaten çakralarımı, kötü enerji istemiyorum. Tamam abla. Abla bilmiyorum mu sanki, orta ikiden kelle ben Tuğba'yı seviyorum ya. Tuğba'yı evlenme teklif ettiğinde bunun böyle bir olduğunu ben nasıl anlamadım? Saffet! Tuğba benimle evlenir misin, seni seviyorum. Ana! İşte bu ya. Abla sürüyorum artık, vallahi sürüyorum. Saffet eniştem nerede? Ya yemin ederim bak, normal bir araba falan olaydı ben şu anda kartpostu aldım yani. Allah'tan iki fiyat yüksekti de araya girdim, kurtuldum yani. Ama işte Allah aşkın çalısına şükretmezsen Mevlam meyvasını da vermezmiş diye ben ona inanıp oradan yürüyorum yani. Gel bakayım sen şöyle. Ne oldu abla? Gel gel yaklaş. Bir şey mi var? Gel bakayım. Çakraların çok dolmuş. Gel bir seans terapi yapalım. Şöyle negatifini atalım senin. Ya Selvi abla ya, senin dükkan kahvenin üstü. Benden kurek kurek negatif çıkar. Şimdi kahvedekilerin üzerine serpilir. Ayıp olur. Ben hiç gelmeyeyim. Hadi. Hadi. Hayırlı işler. Hadi sağ olun. Tamam tamam. Duydum hepsini. Yemin ediyorum eğer bunu da düşür. Vallahi billahi bak mahvederim. Düzgün tut. Altından tutacaksın damacanalarla. Öyle aynen. Yüze şöyle dükkan. Bak cezanı versin. Çık lan. Çık dükkanın. Enişte. Abla benim. Lan şimdi. Oğlum. Oğlum bak niye... Enişte dur. Özür dilerim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum. Enişte al benim yerime. Ha? Ne oluyor ya? Hırsız var. Hırsız var. Lan. Hop hop hop. Ne oluyor lan? Hadi hadi. Bırak lan. Bırak lan. Hızını. Çık lan. Gel. Abla bunu buraya koyma ya. Hızını. Gel lan buraya. Dur. Aa, aa, aa. Ver kız. Ver sopayı ver. Oğlum sen beni öldür. Ver kız sana. Öldür. Ah, ah. Şam mızrak gibi olmuş. Böbreğine vereyim mi lan şuradan bir tane? Ben sana cıplak elle balık mı tut dedim, anlamadım lan. İki tane damacana tutamıyorsun lan. Enişte bak ben sana dedim ama tırtıklı böyle eldiven alsaydık daha iyi olurdu ama ya. Kaymaz o zaman. Tırtıklı mı? Al lan bak bu tırtıkla. Aç lan ağzını. Aç ağzını abi, şuna vereyim aç. Aç şunu ağzına sokayım mı tırtıklıyı. Ya lan deli delirteceksin mi lan sen? Ne ayaksın oğlum sen? Saffet ne oluyorsun? Hadi kalk lan. Aşkım. Şey öyle Tarık'la oynuyorduk, gel terliyim, gel öpeyim bir tane. Abla enişten beni sopayla dövüyor. Aa dövüyor musun? Saffet. Oğlum aşk olsun ya. Basketbol oynuyorduk da. Top ne lan top? Top geldi ucuna. Kerata ya kerata. Bakar mısın kerata? Acıtmıyor mu? Yumuşak mı? Sahtekar. Çok tatlı köfte oraya. Yok aşkım top oynuyorduk. Hadi sen bu fırçayı al git Tarık da ben de gelirim dükkana, tamam. Hadi a, koçsun sen koç. Sen bir koçsun. Saffet. Efendim hayatım. Dövmüyorsun değil mi çocuğu? Tuğba saçmalama, ben onu kıyabilir miyim ya? Top oynuyorduk, sopa kırıldı. Ondan öyle şaka yapıyor. Büyük şakacı o. Bak biliyorsun şiddetini hiç hoşlanmam. Ben de canım asla. Neyse. Bak düğüne çok az kaldı. Şu düğün arabasını ayarlayabildin mi? Hayatım arkadaşla konuştum. O da o gerekli arkadaşla konuştum. Onun babasıyla zaten hallediyoruz. Şey bir de bunların şeyi var. Eza depoları. Yani tam ilaç gibicik oturdu. Oldu. Tamam o zaman ayarlayınca gelip bir babama gösterir misin? Çünkü Tarık şey demiş. Ne? Damacana kamyonetini düğün arabası yapacağız falan bir şeyler demiş. Babam şu an aşırı panikte. Şakacı ya. Çok seviyormuş Tarık'ı. Olur mu canım öyle şey? Lüks on numara bir araç buldum. Hatta gezdireceğim sizi yani. İyi tamam. Teşekkürler. Tamamdır şimdi. Saffet.
Ne yapıyorsun? Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? İşte, mal bacaklatmadan öp. Bakıyorlar hadi. Hadi görüşürüz. Yürü hadi yürü. Şöyle öpüyorsun ya aklım başımdan alıyor ya. Tarık. Aplana dua et lan. Aplan olmasa kafanı kesip atarım ormana da. Dua et aplana. Belki. Benim kim olacak? Şeyi ne yaptın lan araba işini? Aradın mı babanı? Tamam Saffet'ciğim merak etme. Ben hallediyorum. Düğün arabam benden. Hadi sağlıcakla. Ya ben niye söz veriyorum ki? Babam hayatta vermez ki arabayı. Baba. Senden bir şey isteyecektim. İsteme. Al şu arabanın anahtarını. Gerçekten mi? Gerçek. Bizim arabayı şoföre ver, bakıma götürsün. Sen sakın dokunma arabaya. Samsun'daki eczah deposunda problem varmış. Ben oraya gidiyorum. Kolay gelsin babacığım, kolay gelsin. Bak şimdi bak plan şu, iyi dinleyin. Şimdi Tarık'la biz evlerin önüne gidiyoruz tamam mı? Tuğba ve değerli ebeveynlerine diyoruz ki arabayı bulamadık diyoruz tamam mı? Orada bir oyun var. Ondan sonra ben elimi kaldırdım da işaret verdim mi sen geri geri geliyorsun. Arabayı hars koyuyorsun oraya. Ben bağırıyorum sürpriz mi? Biz kıyamet orada bombayı patlatıyoruz. Sürpriz yapmasak? Direkt göstersek arabayı? Ya sen gerçekten belki yani çok ot bir insansın ya. Hayatında hiçbir ilişki yaşamadığın için yani yalnızlıkla mitoz öleceksin oğlum ya. Oğlum bak her mutlu haber öncesi sürpriz yapılır. Böyle dümdüz gibi bir şey yaparsan hiçbir ilişkinin heyecanı meyecanı kalmaz. Ya şimdi plan yaptık ya. Ben gerilirim. Ya zamanında gelemezsem? Enişte bak ben geleyim geri geri. Sus! Utanmadan ya. En son evliliğe çöktüm. Evlilik teklifine geldin geri geri. Gördün mü nasıl geldiğini geri geri. Paramparça ediyordun beni. Enişte aşk olsun yani. Daha demin Tuğba ve değerli ebeveynleri diyordun. Şimdi diyorsun. Aptalını karıştırma. Aynı şey değil o. Aynı anne baba. Oğlum siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? İkinizi birden birbirinize vururum bak manyaklar. Tövbe yarabbim. Ya Berke elimi yani şu el bu da kol bak. Kol diyeyim tamam şunu kolumu kaldırınca lütfen gel artık. Öf, tamam. Elini kaldırınca geri geri geleceğim. Oğlum sen ne yapıyorsun? Uyuyor musun? Enişte uykum geldi ya. Bir gerin benim genişle bir kendine gel ya. Vallahi delirtecek. Oğlum ne yapıyorsun? Hayır. Yapma bak. Hatasız. Olmaz derler gerçi de bir kere olsun hayatında hata yapma lan. Sen de belki lütfen elimi kaldırma aracını getir arkadaşım ya. Tamam Saffet anladım. Elini kaldırınca geri geri geleceğim. Geri zekalı mıyım ben? Geç arabayı. Herkes mahallede ya. Hay ağzıma kamyon çarpaydı ya. Getirip gelin arabasını göstereceğim dediğinde he diyeceğime ağzıma kamyon çarpaydı da yemeyeydim ya. Keşke bir kız babasına oranla fazla oynak ağzın var senin Mükremin. Aman aman çeneye bak. Hadi devam edin kavga edin biraz daha kavga edin. Bütün mahalle duysun hikayeyi. Duymasına gerek yok ki. Bütün mahalle zaten kardeşinin olduğunu biliyor. Niye ben bu Saffet'le arkadaşlık ediyorum ki? Çünkü başka arkadaşım yok. Babam arabasını izinsiz aldığımı öğrenirse. Neyse, sakinim. Efendim, hayırlı akşamlar Mükremin babacığım, Hürmet anneciğim. Hayırlı akşamlar çocuğum. Of. İş aldık başımıza sanki. Ya biraz geciktim, kusura bakmayın. Sebebi bir sıkıntı çıktı. Aa, hayrola? Ne sıkıntısı akşam akşam? Ya bu araba ayarlayacağım demiştim ya, onu ayarlayamadım artık. Bunu süsleyeceğiz. Hadi ya. Ayarlayamadın mı? Neyse canım. Olsun, önemli değil. Sağlık olsun. Evet, önemli değil. Sağlık olsun. Ne olacak canım? Bir çöp kamyonun arkasına asılır gidersiniz. Mükremin, hani ağzıma kamyon çarpaydı da konuşamaydım diyordun ya. İşte ağzın, işte kamyon. Anne baba lütfen ya. Başlayın tamam önemli değil. Kızım bak ben bu sözü Saffet'te pek ışık göremiyorum. Bence sen bir kere daha düşün. Mükremin çok ayıp oluyor. Babacığım bak çok abartıyorsun lütfen artık ayıp oluyor ama. El kaldırdı. El kaldırdı.
Doktor çıkıyor. Mükremin yakala. Doktor hanım. Doktor hanım, çocukların durumu nasıl? İkisinin de durumu ağır, bilinçleri kapalı. Mecburen yaşam destek ünitesine bağladık. Bitkisel hayattalar mı yani? Evet. Desene, düğün arabası cenaze arabası oldu. Hayır hayır, ölmediler, uyanabilirler. Peki ne zaman uyanırlar? Belki 3 gün, belki 3 hafta, belki 3 ay. İyileşemez insan. Her yanım ağrıyor ya. Bacaklar, bacaklar. Şuna bak, buz kesmiş. Ayıp ya, şu kapıyı mapıyı açık mı? Ne biçim hastane buraya? Hayret bir şey. Etekle yatıyor zaten. Lan bu. Bu ne ya? Daha iyiydim sanki eskiden ha. İyice mahvolmuş her yanıma. Nasıl gidiyor bu? O kim? Kimsin? Bu ne? Oğlum ne orada? Ne o ya? Ben miyim lan? Tövbe yarabbim ya. Ben rüya mı görüyorum? Ulan saçın sakalın falan ne olmuşum ben? Oğlum ne hale gelmiş buraya? Kimse var mı? Arkadaşım! Ben uyandım ben. Ne oldu, bomba bomba mı attılar? Bir ben mi kaldım? Ne biçim bir şey bu? Ulan hasta yakınlar demek doktora muhtara saldırmadılar. Direkt tıp bilimine daldılar herhalde. Bu ne bu? Öleceğim lan, susuzluktan dilim damağıma yapıştı ha. Arkadaşım! Kesin kamera şakası falan herhalde ya. Nerede kamera? Tamam ben anladım ama bak. Allah'a su. Vallahi da su. Ya. Bu suyu içmişler ha. Nerede ya? Böyle kamera şakası mı olur? Senin gibi paramparça olmuş. O kadar parayı kim bulacak öyle? Kamera şakası yapamazlar herhalde bu kadar parayla. Odalar modalar her şey perişan. Allah'ım sen bana sabır ver. Ayıp ya. Vallahi ayıp denen bir şey var yani. Şuna bak. Hale bak ya. Terbiyesiz adamlar. Burada avazımız çıktı kadar bağırıyoruz. Bir kişi çıkıp da beyefendi nedir demiyor yani. Zaten ne olduğu belli. Vallahi adam illa da çıkayım şuna. Sağlık Bakanlığı'na gideceğim. Hepiniz teker teker bak. Şuna bak ya. Işıklar mışıklar da çalış. Allah canını almasın ya. Hale bak, hala bir kişi ağzını açıp da cevap vermiyor ha. Bak, bak. Bunu niye koydunuz bu? Yok mu burada başhekim, başhekim ya? Hale bak, su makinasından ne istediniz? Sebil'i niye kırdınız ağzını Sebil'in bütün? Kalitesiz insanlar, insan bir lokma su bırakır ya. Öleceğiz buradan, hadi açlık neyse insan susuzluktan direkt ölür. Allah ışıkmış ya. Sese göre mi? Yok ya, kısa kontak yaptı. Allah'a su.
Keşke içmeseydim bak. İyice vücut şimdi hatırladı suyu. Daha çok istedim ya. Allah canını almasın. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim sen bana güç ver, sabır ver. Salak kafam, o suyu niye içtim ben ya? İyice vücut susadı şu an. Açlıktan da öleceğim. Bismillah. Lan hayvan var. Vallahi hayvan. Yeminle hayvan var ha. Yani bu nedir bu? Ne olmuş? Ben anlamadım hiçbir şey. Ya sağlık sistemi çöktü herhalde enişte. Sağlık sistemi çöktü? He. O Berke'yi vurdu değil mi bize? He, o vurdu. Bir kere bile gelmedi değil mi o? Ama bak buradan çıkacağım. Onu var ya bütün dünyayı geri geri gezdirteceğim o. Enişte, bak içerisi böyle ya. Dışarısı yemin ederim daha garip he. Bak ben bir hafta önce uyandım. Mutfakta ne varsa bak... Ne varsa yedim, hepsini bitirdim. Salam malam falan ne varsa gömdüm gitti. Zaten biliyorsun ben böyle zor şartlarda hayatta kalırım zaten. Ölüyor muyum burada acımdan? Bu salamları falan hepsini yedin değil misin? He yedim, çok güzeldi. Bir dakika. Bir hafta önce mi kalktın sen? Hı. Sen o zaman öyle kalktıysan biz ne kadardır burada böyle yatarız dururuz burada? Hiç bilmiyorum enişte. Nasıl sen böyle oldun peki? Ben hayvan adam gibi, vis gibi olmuşum. Ben her yerim hayvan gibi. Saç, sakal. Ne yaptın? Salamları yemiş ya. Enişte bu arada saçların gerçekten çok güzel uzamış. Acaba küt mü kestin? Oğlum bak gerçekten makas damağına vur, burnundan çıkardım. Cıvık. Tamam sen düz kes enişte. Sus. Küt kesecekmişim. Oğlum yavaş. Allah'tan şu saç sakaldan kurtuldum, yoksa hiç yürüyemeyecektim ondan ağırlığıyla. Hoptu ayaklarım ya. Nerede oğlum bu dolmuşlar, otobüsler falan niye çalışmaz bunlar yani? Bu nüfus sayımı falan mı var acaba? Enişte artık nüfus sayımı direkt böyle uzaydan uyduyla yapılıyor biliyor musun? Hı, oldu. Uydudan bizi sayacaklar değil mi? İşleri güçleri yok böyle teker teker. Boş, boş insan. Yalnız AVM olayı patlak vermiş ha. Mağazalar indiriyoruz, dağıtıyoruz, mağatıyoruz derken... ...gücük esnafla başa çıkılmaz oğlum. Çıkak yukarı falan bir kıyafet müyafet üstümüze bir şey bakalım. Yukarıda dükkanlar hadi. Yürü lan. Hadi. Lan! Ne oldu? Sakın, oğlum. Sakın keserim çocuğu. Ver o elindeki ekmeği bana. Ver. Git çalış, sapasağlam adamsın. Ne vereceğim ekmeği? Ne çalışması? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ya enişte adama hayat dersi vermenin sırası mı şimdi? Ver şu ekmeği. Sus, korkak. Oğlum ben bunları çok iyi bilirim. Bunlara verirsin bir daha isterler, bir daha isterler. Al ekmek, yok ekmek falan. Enişte bak beni öldürteceksin. Ver şunu. Haline bak, titriyor be. Çık. Al. Çık. Al, şimdi ne yiyeceğiz? Al kolumu iyi, al. Çık kenara. Almayacağım. Şişeyi mişeyi kaldır bak, o kalan şişeni de kırarım. Beni bilmiyorsun bak. Nerede millet, nerede insanlar, onu soracağım. Haberiniz yok mu? Dünya bitti, battı. Kim batırdı? Uzaylılar batırdı değil mi? Oğlum bak seni öldürürüm bu adamı yani, ufo mufo. Bir sus. Kaçın. Kurtarın kendinizi. Gidin. Siz de gidin buralardan. Kaçın. Kaçın! Kaçın! Hakikaten şu mahallenin delisi değişince telefon değiştirmiş gibi oluyorum ya. Birazcık alttan
esmeye başladı da sende fazla kilot var mı? Zavallı. Şu kadar şişeyle altına komple indirdin mi? Ben de adamın ağzı kokuyor zannettim. Çık. Yavaş. Hadi hadi tamam. Ne oldu bunlar? Yalnız enişte var ya, çok tarz oldun ha. Ben dalga mı geçiyorum lan ha? Makat maymunu gibi oldun. Sen kendine bak. Böyle emekliliğini bitirmemiş bireyler gibi oldun ha. Ha, memem. Yani bu benim tarzım değil ama yani kötü de durmadı bence. Arada sırada giyilebilirmiş yani. Ya bu bende halat buldum. Kemer yoktu, ne yapayım? Olsun olsun, iyi oldu böyle. Gidip para alalım dükkandan da buraya bırakalım para. Tamam mı? Hadi anlaştık mı lan? Hadi bakalım gel. Hay! Nasıl ama? Daha girer girmez gördüm o espri. Enişte böyle bir adam oğlum. Yönlüyüm ben. Çok yönlüyüm. Gel. Nasıl bir espri anlayışın var senin ya? Hadi hadi. Tamam ya yapmayacağım. Enişte! Ay! Gel lan. Enişte ne olmuş buraya? Oğlum hakikat ne olmuş lan? Berber falan. Yavaş bir şeye basma. Tamam enişte. Oğlum tamam derken basıyorsun ya. Mayın mayın olmasın bu. Nedir bu? Dikkatli bas bak. Tamam. Yanımdasın ki sana üzülmem yani. Senin yanında ben de batlarım bak lütfen. Bastın yere bak. Enişte dükkana ağaç girmiş ya. Hakikaten o nasıl girmiş oraya ya? Allah! Ne olmuş oğlum bu ne lan? Lan bizim dükkana bak ya. Bugün dükkanı açmasak mı? Oğlum bak çeneni kapat, ağzını kapat Tarık bak. Şimşek geliyor bak, sus. Oğlum gidelim ablangili falan kontrol edelim. Bak Savaş neyin çıktı herhalde. Enişte bak benim 3 yıl tecilim var ha. Enişte, bu sesler ne ya? Tövbe estağfurullah. Uzaylılar falan mı saldırdı acaba? Ben biliyorum bu sesi. Sen uzaylıca mı biliyorsun? Uzaylılarla münasebetin oldu. Ben sen nereden biliyorsun uzaylı sesini falan? Daha ezanla Selahi ayırt edemeyen bir insansın sen. Ne yapıyorsun? Uzaylı sesini filtreliyorsun. Çıkar elini cebinden. Yürü. Bak basma bir şeye yerde. Ses çıkarmıyor. Gel, gel. Gel. Var mı? Kurt mu? Ne yapıyorsun lan? Hı? İşte bakıyordum. Oğlum neye bakıyorsun? Om 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 diye ses geliyor işte. Yoga falan yapıyor herhalde. Oğlum. Bu neydi? Ok. Oğlum. Selvi abla. Saffet. Tarık. Sen hayırdır ya? Aşirete gelin melin mi gidiyorsun? Ne bu kılık kıyafet? Kusura bakmayın. Mahalleye birilerinin girdiğini fark ettim ama dost mu düşman mı bilemedim. Ya gözümüze gelseydi? Aslan. Ya Selvi abla bir anlatsana ne oldu burada ya? Mahalle falan talan olmuş. Ne telefon ne cihaz hiçbir şey çalışmıyor. Nedir durum? Herkes sizi öldü biliyordu. Komada yatıyordunuz. Kimsenin umudu yoktu. Bir dakika ya dur. Durdum. Heh. Oğlum imkansız şeyler yani anlasana rüyadayız lan. Rüya olmalı yani bir şekilde uyanmamız lazım. Selvi abla falan yok uyanmamız lazım Tarık. Niye vurdun şimdi sen şu anda bana? Enişte rüyada mıyız onu kontrol ettim. Lan ben ederim. Bak sen niye diyorsun? Kusura bakma abla. Abla biz
Kaç zamandır orada, yani koma mıdır nedir orada, ne kadar zamandır biz şey yapıyoruz? Enişte 3 yıl olmuş. Oldu Tuğba, 3 yıl insaf. Kıyamet kopmadan önce bir derdimiz vardı, bu kızı evermek. Kıyamet koptu, bir derdimiz var, bu kızı evermek. Sucuğu beğenmiyordum baba. Bak şimdi suya muhtaç oldum. Ama kime çektiyse? Allah Allah. Tuğba, bak çok sıkıntı çekiyoruz kızım. Armağan Bey bizi buraya kabul etmese, kardeşin Tarık'la Saffet gibi ölmüş gitmiştik. Durun, durun. Ver şunu, gel. Ya. Selvi abla, bu çay çok acı ya. Kaç saat önce demledin bunu? 4 ay önce demledim. Çay sıkıntısı var. Kurutup kurutup yeniden demliyorum. 5 mi? Hayır, 4. Yok, bu ne bu ya? Bu, virüs yüzünden 5 milyar insan mı öldü? Eski parayla 5 milyardır. Yoksa 1000'dir o ya. Yok, 5 milyar değil. 7.4 milyar insan öldü. O 2020'nin gazetesi. Şimdi dünya üzerinde 10 milyonun altında insan kaldı. Tuğba. Bir haber var mı abla Tuğba'dan? Bilmiyorum. 1 yıldır haberim yok. Of Allah'ım ya. Bu nasıl bir imkansız aşkmış arkadaş? Yani gittim kızı istemeye, araba çarptı. 3 yıl komada kaldım. Ölmedim, çıktım. Şimdi dünya bitmiş, insanlık bitmiş ya. Çay bitmiş ya. Tuğba yaşıyordu. 1 yıl önce Çamlıhemşin'e doğru yola çıktılar. Çay için mi? Çay. Hala çay diyor ya. Abla lütfen kusura bakma, anlat ya. Sakın sor, ağzına sokarım bak koca gazeteyi. Çamlıhemşin'de kurtarılmış bir bölge varmış. Oraya doğru yola çıktılar. Ama ulaştılar mı ulaşmadılar mı bilmiyorum. Karadeniz yolları çok tehlikeliymiş. Hürmet teyze, akşam Armağan abim, annem ve babam size hayırlı bir iş için geleceklermiş. Müsaitseniz. Müsait değiliz yavrum, müsait değiliz. Söyle annene, tamam? Tuğba kızım, niye yokuş yapıyorsun? Bak Armağan Bey ve ailesi bize çadır verdiler. Hem şöyle bir baksana obaya. Dengin adam kaldı mı hiç? Bütün arabalar Armağan Beylerde. Nasıl gidip de alacağız cenazesini kardeşim ta İstanbul'dan? Saffet'in cenazesini de alacak mıyız baba? Tövbe ya. Kardeşin Tarık o Saffet yüzünden öldü, bilmiyor musun? Ya ölüp ölmediklerini bile bilmiyoruz daha. Kızım, dünya kırıldı. Komadan nasıl çıkacaklar onlar canlı canlı? Sabah akşam yumurta yiyoruz Tuğba. Bir tanecik tavuğumuz kaldı, o da ölürse ne yapacağız, ne yiyeceğiz? Aa tabii senin aklın başına gelecek ama iş işten geçecek. Ay, sanki dünyada erkek kalmış gibi evlenecek. Nazlanıyorsun. Acaba dünyadaki kız sayısı ne durumda? Ha, krizi fırsata mı çevirsem ben? Çünkü eğer erkek azsa güzel bir kızla evlenebilirim tabii ya. Oğlum var ya, eğer bir tane falan kız kaldıysa yanlışlıkla, o çenenin o kızı öldürürsün, kız kendini intihar eder yani. O kadar diyeyim ben sana. E işte gerçekten anlamıyorum ya. Bütün dünyaya virüs girdi, niye bize girmedi? Virüs senin neyine girsin lan? Ha? Sen zaten kendin virüssün. Ha enişte sen niye yırttın dersen, ben de senin gibi manyakla devamlı beraber olduğum için herhalde bağışıklık kazandım yani.
at falan bir şey bulsak da dayanabilir mi acaba hayvan? Neye dayanabilir mi enişte? Sana dayanabilir mi? Senin gibi dayanabilir mi acaba hayvan? At mat at kendini öldürür yani. Uçurumdan atar at kendini. Ne yapacağız? At yola dayanabilir mi diyorum. Oğlum beni delirtme. Üstüne bineceğiz ya hayvanın, ona dayanabilir mi diyorum. Kötü Refik abinin deposunda 4-5 tane at vardı ha. Hangi deposunda? Kaçak mazot deposu enişte. Mazot deposu. Kaçak mazot? Oğlum mazot var, niye söylemiyorsun? He? Sabahtan beri ben ne konuşuyorum? Mazot diyorum bana, atları matları karıştırdım. Mazot var, söyle o zaman bana. Enişte bak, konu hiç ata gelmedi ki. Ne atı ya? Şimdi konu ata gelse mazotu hatırlardım tabii. Ya o değil de enişte, dünyadaki hayvanların bak akıbetini hiç konuşmadık seninle. Tarık bak, seni şu anda öldürürüm burada. Katilin olurum bak. Cezada yatmam, kimse yok ortalıkta bak, yırtar giderim. Lan oğlum sabahtan beri yakıt yok diyor. Sen ne atından bahsediyorsun? Git şuradan iki bidon alalım da mazot falan koyalım. Çıkıp gidelim şuradan. Kötü Refik midir nedir onun deposuna? Yürü. Al varilleri gidek. Düşüyor ya. Oğlum şunları sallamadan yürü bak. Düzgün tut şunları. Nerede lan bu adamın yeri? Enişte at! Ne atayım lan? Oğlum! Oğlum ne öyle? Canlı mı oğlum o? Bilmiyorum. Enişte dokunma, virüsü falandır maazallah. Lan oğlum tut! Tut! Silahınız varsa atın, yoksa gebertirim. Silah yok, silah. Kötü Refik abi, ne yapıyorsun ama? Bizi tanımadın mı Tarık? Tarık? Hı? Siz ölmediniz mi? Ha, daha ölmedik ya. Ya şey, abi mazot lazım bize, çok acil. Geç içeri. Var mı? Amerika yok oldu zaten. Amerika'da hayatta kalan insanlar da birbirini öldürüp bittiler hikayede. Virüs bekliyorlarmış. Şimdi git New York'a, yıldırım düşmüş, hayvan pazarı gibidir. Sormadım. Neyi abi? Domates. Gelmişsiniz. Yok abi, yok. Refik abi, bizim mazota ihtiyacımız var, çok acil. Yani şu kıtlıkta güneş gibi doğdun, yemin ederim. Zaten ben hep derim, Refik abi bir tanedir diye. Allah'tan bulduk seni. Benim sevdiğim Çamlı hemşinde, kurtarılmış bölgede. Aha, bunun ablası olur. Benim gidip onu bulup kurtarmam, geri getirmem şart. Dünya bitmesine rağmen aşkının peşine giden adam, evet, dünyayı yeniden yeşertir. Yeşertir, evet. Fakat... Evet. Fakat... Fakat... Niye oğlum? Benim de bir kalbim var. Ben de aşık oldum. Ama ulaşamıyorum. Abi şimdi laf mı ya bu? Konuşuruz yani. Yani hallederiz ya. Nerede manita? Ha, burada. Yan mahallede. Ah. Kötü Refik abiye bak ya. Yasak aşk yaşıkmış.
Allah cezanı versin. Ne yasak aşkı oğlum? İnsan nesli tükeniyor. Siz de sorumlusunuz, siz de. Sorumluyuz, biz de sorumluyuz. Ürenecekse üreriz. Ben üstüme düşeni yaparım Refik abi. Yani ortam azırken keşke senin bu üreme kanallarını falan komple kesip atsak. Hiç DNA'larını falan saçmasak Tarık. Ya Refik abicim kusura bakma. Sen buna bakma ya. 7,5 milyar insan ölmeden önce de bu böyle boş boğazdı. İnsanlar öldü falan hala boş. Sen meramını bana anlat abi. Tamam. Yogacıdır. Selvi'den hoşlanıyorum. Onunla bir yemek yemek istiyorum. Aşk olsun canım. Konuşuruz, o iş bizde yani. Rahat ol. Ben de konuşurum ama yemek yok. Selvi'yi yemeğe çıkaracak kadar yemek yok, anlıyor musunuz? Sabah akşam domates, biber, turşu. Selvi'ye şöyle adam gibi etli bir yemek yedirip evlilik teklif etmek istiyorum. Et derken abi? Yani bizim etimizde burnumuz ne abi? Yani nedir olay? Ne o ya? Şaşlık kasap. Ekin menbaı. Ama kimseye vermiyorlar. Çok kıymetli. Oraya gidip bana sotelik bir kilo et getirirseniz ben de size Çamlı hemşire götürecek kadar mazot veririm. Anlıyorum. Hallederiz ya. Sıkıntı değil yani. Bizde o iş. Hiçbir şey kolay değil. Hiçbir şey. Kolay mı? Niye kolay diyorsun adama? Kolay falan değil abi. Biz hemen eti alıp gelelim abi. Oldu, saygılar. Hadi çıkın. Kolay diyor ya. İki günlük rızkımız bu. Armağan Bey'in lütfu. Artık tavuğumuz yok. Hakk'ın rahmetine kavuştu. Tavuk yok. Yumurta da yok. Çok şükür ekmeğimiz var. Yazılar mazılar, tövbe tövbe. Bu ne? Bu ne, tuzak muzak mı kurmuşlar buraya? Tuzak ha bu. Oğlum ne yapıyorsun? Kapıyı açtım enişte. Ben bilmiyor muyum öyle kapıyı açmayı? Salak ya. Nerede bu şaşlı kasap ha? Kötü Refik adresi de kötü verdi zar yani. Yok burada kasap masap. Et lazım mı abi? Et var, kıyma var, sotelik, şaşlık. Ha. Şaşlık şey, şaşlık kasap. Canım bize şöyle bir kilo güzel bir kuşbaşı lazım. Hemen abi, ödeme peşin karşılığında ne vereceksiniz? Ödeme şey, onu... Al bakalım yeğenim. Yalnız üstü kalsın, üstü kalsın. Bana bir de şey, böyle Harry Potter kitabı gibi kalıncana pastırma da kestir. Çok güzel. Sen ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun? Dolar düşmüş, demek ki altın yükseldi. Bağırma kıza, bağırma kıza! Hayret bir şey. Al, altın da dibe vurdu işte. Sağ mı kaldı lan piyasanın nabzını tutmak? Burada çakarım vallahi şimşeye ya Tarık. Kusura bakmayın ya. Şöyle yapalım o zaman. Bir kilo kuşbaşı verin bize. Biz de size 10 litre mazot vererek bitsin. Mazotun ederi yok. Karşılığında iyi bir şey veremiyorsanız kaybolun. Etle... Tamam, kayınço mu alın? Alacağım seni geri. Geri alacağım seni, et lazım. O da et. Çok, eti çok iyi. Alacağım geri. Oğlum git bir kere. Kimsiniz? En iyisi o ha.
Saffet. Gülsün abla. Sevgili halkım. Efendim. Sen halk mısın? Oğlum niye rezil ediyorsun beni? Bak halkımın önünde boğdurturum seni ha. Şu arkadaşımız bu hanımefendiyle evlenmek istiyor. Armağan Obası'nda evlenmek isteyen erkekler küçük mücadeleler vermek zorundadır. Bazı... Bekleyin. Astırırım hepinize ha. Ufak zorlukları var bu işin. Bu obaya da bu yakışır. Bir dakika. Dayı bak seni boğdurturum ha. Evlenmek isteyen damat adayı öncelikle Geryadan lakaplı asayiş elemanımızla küçük bir mücadele edecek. Çok ufak. Bu mücadeleden sonra kazanırsa şayet evlenmeye hak kazanacak. Artık evlilik de kolay değil Tuğba. Gergedan'ın ağzında. Oğlum ne yapıyorsun? Sus güldük artık bak. Vay be Gülsün abla ya. Helal olsun ha. Et ve et ürünleri sende ha. Sen kısacası bildiğin et kraliçesi olmuşsun ha. Hala. Saffet ben de beklemiyordum inan. Baksana. Et altın oldu. Eskiden adamla döner döndürüyorduk. Bir halt olmuyordu ama bak. Tuttuğumuz altın oldu be Saffet'im. Dünya normalken çok pasiftin Gülsün abla. Şimdi anasının gözü olmuşsun. Oğlum. Maşallah. İki satır sus bak. Kusura bakmayın lütfen. Ya Gülsün ablacığım benim durumumu biliyorsun yani. Benim bir şekilde Çamlı hemşine gidip benim Tuğba'yı yani bulmam lazım. Onun için de bir kilo kuşbaşı lazım. O da sende var. Yap bir güzellik bana ya. Tamam Saffet'im yaparız. Yaparız bir güzellik. Ama malın varsa yaparız. Ha malın yoksa hizmet karşılığında o güzelliği yaparız. Dünya değişti Saffet'im bak değişti. Yazıklar olsun Gülsün abla yazıklar olsun. Ya dün yancıydın bugün hancı olmuşsun ya. Ya hey ne çabuk unuttun bize 3 tane damacana borcum vardı. Ya sus ağzın yapışsın artık Tarık. Abla ne gerekiyorsa ben yaparım beni biliyorum bak lütfen ne gerekiyorsa söyle. Tamam Saffet. Yalnız benim koç kaçtı. Koç kaç? Koç kaçtı çocuğum. Adetidir. Kaçar. Ha. Ama tabii yanımda koçu bulacak adamım yok. Diyorum ki gitseniz de koçu bulsanız, getirseniz ben de size bir güzellik yapsam. Koç bulacağız. Ama eğer koçu gidip bulamazsanız, bana getiremezseniz ben size güzellik yapamam. Ya dünya böyle çocuğum. Bak değişti. Koçu bulacağız. Tamam. Hadi. Yürü. Oğlum yürüsene hadi. Çık, olsun. Kolay hadi gelsin. Bakalım. Marş marş. Hadi. Gülsün ablanın baş tutacağı hiç aklıma gelmezdi enişte ya. Dünyanın sonu gelmiş oğlum işte. Başka nasıl tutacak yani o kafayı? Yalnız çok zalim bir kadın olmuş ha. Bir kilo et verip işimizi görmedi. Neyse enişte ya şunun koçunu bulup da eti alıp gidelim yemin ederim. Zaten ben buralardan gitmek istiyorum. Fazlayım enişte ben buralara ya. Neyse bir tane böyle dişi koç bulup da erkek koçu çekelim tamam? Dişi koç mu? Bütün insanlık bitmesine rağmen sen fazlasın yani. Şu an bir ışık seni böyle hop diye alsa buradan. Vallahi da billahi da sorgulamam hiçbir şekilde git yani. Enişte ya bak bütün tanıdıklar yaşıyor. Acaba belki de yaşıyor mudur? İnşallah yaşıyordur. Ablanı kurtardıktan sonra ona planım var. Onun ağzını yüzünü dökeceğim. Orta Karadeniz'in tamamı bize bağlandı. Efendimiz Kral Yüce Berke. Bu da ele geçiremediğimiz kalan kolonilerin haritası. Sadece Doğu Karadeniz bölgesinde bazı koloniler var. Özellikle Uçkale kısmına ulaşmamız lazım. Çok iyi yer kralım. Şimdilik hiçbir şey yapmayın. Zaten bize muhtaç olduklarında kendileri gelecekler. Boş yere kaynaklarımızı tüketmeye gerek yok. Of, ayakta durmaktan belim ağrıdı ya. Kim koydurttu bu basamağı buraya? Efendim siz koydurttunuz. Yanlış koymuşlar. İdam ettirin. Oh,
Bu tahta çok rahatsız. Şuna bir minder falan koydurun. Kızlar. Enişte. Enişte. Oğlum bizi maymun ettin. Böyle koç mu yakalandın? Bir komplike bir plan bulalım. Böyle olmaz. Enişte yemin ederim çok memnuniyetsizsin ama ya. Bak ot koyduk oraya. Koç bu ya, koç bu. Gönül değil ki sadece otak ona. Sus. Bilmiş. Bana geliyor. Ölü taklidi yap. Ölü taklidi yap. At geldi. Atsana oğlum abi. Ah, ah. Oğlumdan kalan tek fotoğraf bu. Anne, ilk defa damadın Saffet'e oğlum dedin. Saffet değil ki bu, Tarık. Parmağından tanıdım. Her fotoğrafta onun bir parmağı vardır. Hiç beceremez fotoğraf çekmeyi. Ondan kalan tek anı. Kaçmış enişte. Bu nedir ya? İnsanlar akıllı koç mu olur? Bayağı akıllı, bizden akıllı yani. Şuradan inene kadar kaçmış. Nasıl koç o ya öyle? Ya Arap atı gibi mübarek ha. Şimdi var ya üste binsek Çamlı Hemşin'e varmıştık. Yıllarca Tuğba'nın peşinden koş, kıyametler kopsun. Kıyamet günü gel, kendinden daha akıllı koç bul. Enişte! Enişte! Tut, al, al, al. Tut. Tut. Tut, tut. Burası tut. Tut, çıkar, çıkar. Ya korkma, bir şey yapmaz bu, koç bu. Maşallah, iyi yakaladık. Enişte, bak ben yakaladım ha. Hiç üstüne binme, hiç üstüne binme. Ben götüreceğim Gülsün ablaya. Bir dakika, dur. Benim daha başka bir fikir var aklımda. Hadi yürü. Yürü. Enişte! Enişte, durmuyor bu. Dur! Anne, hı? Ya ölmedilerse? Bak bu ihtimal benim içimi yiyip bitiriyor. Anlıyorum aynı cins olduğumuz için. Ama kıyamet koptu. 7 küsur milyar insan öldü, dünya bitti. Sen hala prenses triplerindesin. Uf, anne ya, seni anlıyorum diye başladığın cümleye nerelere gittin? Anlıyorum dedim de aynı fikirdeyiz demedim. Kızım, Saffet de öldü. Tarık da öldü. Artık bunu kabul et. Bak buranın sahibi Armağan. Git Armağan'la bir konuş. Sadece konuş, başka bir şey demiyorum. Kızım, tavuğumuz da öldü. Bak kıyamet koptu, biz kıyametten sağ çıktık. Ama açız, açız. Yiyecek şey yok. Bu ne? Koç abi. Anladım da. 1 kilo kuşbaşı istediydim. Abi 70 kilo koçbaşı getirdik yani. Daha makbul değil mi? Makbul de. Nereden buldunuz? Bela olmasın. Şaşlık kasap Gülsün'ün değil, değil mi? Ya aynı. Şey ya, el alışkanlığı, komadan kalma. Şeyden abi, ben damacana karşılığı bir tane köylüden aldım. Köylü mü? Hı. Şey, son köylü. Bir tane köylü kalmış o, son köylü. Son köylüymüş o. Tamam be. İnşallah Selvi de jestlerimi beğenir de bir yuva kurarız. İnşallah. İstediğiniz kadar mazot alabilirsiniz. Sağ ol. Yalnız çok dikkat edin. İnsanlar artık çok menfaatçi. Çok. Aynen aynen. Mesela şey vardı. Oğlum ne yapıyorsun? Bak elim dur. Gürkan, son köylünün adı Gürkan. Gerçekten yani büyük menfaatçiydi. O zaten düştü herhalde. Kayalardan bağırarak gitti. Ben son köylü diye bağırdı, o öldü. Oldu. Hadi. Gel Tarık. Duruyor mu çenen? Güzel. Koklanır mı? Bırak. Gel Tarık. Yardım et. Alttan vur.
Topla, topla. Hepsi var. Hepsi daha tamam. Enişte. Kim lan? Enişte! Oğlum! Ne yapıyorsun lan? Enişte bunu da alalım. Oğlum ne abajürü sen mısın? Ablanı kurtarmadan hayır çeyizi meyizi mi kilitliyorsun bana anlamadım. Ya yok ya bak dünyada elektrik bitti yani. Heh, yollara far yetmez. Ben bunu yakar gerekirse dışarıdan tutarım. Fişini abacan ha? Ne olacak o sivri beynine böyle sivri aklına şimşek düşecek de böyle bir yıldırım oluşma elektrik melektrik mi çıkacak? Oğlum yemek yok yemek. 4 tane taş gibi simit var sadece. Bütün marketler her yer taral olmuş yani. Bir de senin gibi aj var benim yanımda. Ben ne yapacağım? İşte ya merak etme bak dolu dolu damacana var. İçer içer tok kalırız. Ya, sus. Saffet. Bunu alın. Yolluk, fıstık ezmesi. Hırma yavaş. Kalorisi yüksektir. Çaresiz kaldığınızda birer kaşık alın tamam? Allah razı olsun Selvi abla. Bak Gülsün ablaya da dikkat et. O nasıl kadın olmuş öyle ya? Hadi. Siz de dikkatli olun. Yollar hiç çekin değil. Eğer dinlenmek isterseniz ağaçlık alanlara girin. Böyle ortalık yerde dışarılarda durmayın. Tamam. Saffet. Tuğba'ya da kavuşursun inşallah. Tamam. İnşallah sen de kavuşursun abla hadi. Alın sağlıcakla. Güle güle. Hadi oğlum hadi. Direksiyonu tut. Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbim. Tuğba'nın aşkından düştüm bu kıyamet yollarına. Bana akıl ver, bana güç ver. Abi işe yaramasa da akıl ver. Düzgün hareketler yapsın Allah'ım lütfen. Amin. Lan namussuz niye bırakıyorsun direksiyonu? Enişte ne yapayım? Duayı beni de kattın amin dedik. Benim duamı senin ne işin var? Benim kendi duam. Bizi öldürüyordu ya. Hayret bir şey. Kuşa çarptık ya. Kuş katili. Tuğba. Benim sana karşı hislerim ciddi. Eğer benimle evlenirsen aileni çadırdan sur içindeki odalara aldırırım. Babanın çok güzel bir işi olur. 3 öğün sıcak yemeğiniz olur. Ayda 1 kilo da yaz antrikot benden. Biraz düşün istersen. Sen de gergedanla savaşacak mısın? O kural benim için geçerli değil. Çünkü ben bir armağanım. Sadece bir şartım var. İstanbul'a gideceğiz. Kardeşim Tarık ve eski nişanlım Saffet'in cenazesini alıp buraya getireceğiz. Onlar layığıyla defnedildikten sonra seninle evlenebilirim. Biraz düşün istersen. Saffet'e. Tarık. Enişte. Yürü git. Şişlerini mi tutacağım? Kendin çık. Hoş geldin ya. Hoş bulduk enişte. Oğlum sen ne hayatsın lan ha? Şişe mi duruyorsun? Ormanda yeni bir hayat kurmaya falan mı durdun yani? Bu ne ya? Hani 2 kere daha şişe dursan Çamlı Hemşire kıyamette falan gideceğiz herhalde. Bu ne oğlum? Arazi şartları beni çok zorladı enişte. Lan yedirtme arazi şartını falan şurtunu bana. Bin hadi. Hay! Ne oldu? Ay! Yine bir şişin geldi. Ne oldu? Ya abajurun şapkası düşmüş ya. Keşke abajurun şapkayı alıp senin kafaya takaydık bak. Kızlar beğenmez beni öyle enişte. Yapma ya. Kızlar asıl seni öyle beğenir. O boş beynin belki görünmez. Abajurun kafası seni kapatır belki o abajurun şeyi. Enişte bak biz artık seninle kader ortağıyız. Lütfen bak lütfen bana artık kötü konuş. O çişli el
eli benim omzuma mı koyuyorsun sen? Kendine gel. Oğlum senin susma lan. Ağzını kapattın yeter bana. Bana bak. Bu damacanalardan suyun ne oldu damacanalara? Ha? Damacanalardan bir tane suyu eksik. Neden acaba? Neden acaba? Devamlı duruyor. Çişe duruyoruz. Var mı? Çık şuradan. Çık. Lüt. Bin şu arabaya. Şişmatik ya. Ne oldu? Çalışıyordu yağ gibi. Ne oldu arabaya? Ya birazcık daha su mu katsak acaba mazota? Suyla. Bir dakika. Benim maaş basmadı o an. Ne diyorsun? Ne suyu? Yoksa su falan mı kattın depoya? Ya yok enişte ya. Saçma. Depoya su katılır mı? Biliyoruz herhalde o kadarını. Suyla mazotu karıştırıp öyle döktüm depoya. Suyla mazotu mu karıştırdın? Hı. Oğlum mazota su katılır mı? Beni delip deli mi edeceksin beni? Öldüreceğim beni. Öldüreceğim lan burada. Öldüreceğim lan. İn arabadan. İn yürüyene kalkana sünür. Sünür akit öldürüm. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim artık. Sen bittin. Enişte bittim ben. Konuşma. Konuşma seni öldürmedim şükret. Enişte biz niye geldik bu istasyona? Yakıt var işte mazot var burada. Ne kesiyorsun enişte? Bir daha sesin kesilsin diye sana mekanizma yaptım. Aa bak fortumun şu ucunu ağzına sokacaksın. Diğer ucunu bu depoya sakacaksın. Ha. Böyle bunu çekip çekip tüküreceksin. Buradaki bütün mazot bitecek. Sakın içine çekme ölersin bak ha. Tut. Tamam ben anahtarı alayım. İşe yaramaz. Of. Of. Nasıl araba bu ya? Her yerim kırılıyor ha. Oh. Nasıl sıcak. Oğlum bak içine çekme ölersin. Sakın içine çekme oğlum azotu. Allah'ım canım lan. Niye kırdın burayı şimdi? Nasıl kırdın? Enişte Allah belanı versin. Bu sefer ben yapmadım. Verecek zaten. Kim yaptı ya sen yapmadıysan? İnsan mısın siz? Sen kimin çocuğusun? İnsansın abi. Sen kimsin? Enişte ya. Hobbit, hobbit. Hobbit ne? Su verin bana. Ben su mu istiyor? Su istiyor. Dur, veririz, dur. Yok mu senin anan baba? Ne tatlı şey. Ver küçük damacanalardan. Bu da ufak zaten. Şeyde küçük petlerden ver ha. Hayır. Ben sizde kalsın. Bütün suları vereceksin. Bak getirtme ona beni kerata. Köfte ol. Hayırdır oğlum bize mi yürüyorsun sen? Oğlum ne yapıyorsun? Tarık. Oğlum senin var ya aklını aldırma. Çabuk olun. Değildi adam. Kuş lastiğiyle kuşa çevirdi bizi ha. Ben onu birinin çocuğu mocuğu zannettim öyle küçücük çıkınca. Ama o da senin oldu yani. Şöyle bakma. Hayret bir şey. Mazota su katmayaydın gitmeyecektik o istasyona. Sularımızı da çaldırmayacaktık yani. Süper zeka. Uğursuz musun? Nesin? Anlamadım ki. Özür dilerim Saffet. Özür dilerim. Oğlum ben hiç sıfır doydum, hiç doymadım ya. Hala gibi acım yani. Eski simitlerle ne kadar doyar insan? Bana bak lan, o fıstık ezmesinden birer kaşık yiyelim yani. En azından biraz şekerimiz yükselir, kendimize geliriz. Enişteciğim ya, böyle kaynakları boşu boşuna tüketmeyelim değil mi? Zaten su da yok, kuru kuru hiç gitmez, boş versen.
Oğlum sen ne diyorsun? Ne kaynağı diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne kurusu ya? Ölüyüm mü, sürüneyim mi ben yerlerde? Lan şekerim, yerlerde diyorum. Bir kaşık çalacağım ağzıma, ver şunu. İşte kaşık da yok zaten. Sen oyalan onunla sen. Boş ver hadi. Sen gerçekten büyük bir kalitesizsin. Şuradan gidip kaşık almaktan üşeniyorsun ha. Hayret bir şey ya. Düz insan. O ne lan? Ne işte? Ne düştü yere ne? Al kaya. Al! Ver lan onu, ne o? Allah belanı versin. Bütün kavanozu mu yedin? Enişte bak, bir parmak diye başlayayım dedim. İnanır mısın, dibini gördüm. Ben de kendime şaşırıyorum bazen. Bak burada insanüstü, doğaüstü şeyler oluyor ya, galiba onunla alakalı. Ağzına vururum bak senin sopayı herif. Bana bak, ben madem yedim bunu, madem yedim bu kavanozu, şimdi bineceksin arabaya, Sinop'a kadar direksiyon sallayacaksın, ben de yanında yatacağım. Yürü. Ya of enişte ya, niye paralı yoldan gitmiyoruz ki? Vallahi bak, zaten para da tedavülden kalktı ya. Gerek yok, bedava yol, kaymak gibi yol ya. Sahil yolundan sürüklüyorsun, gidiyoruz ya. Oğlum sus bak. Bak sus! Ne paralı yol? Selva abla ne dedi? Kıyıdan kıyıdan gidin dedi. Ben bilmiyor muyum paralı yoldan gitmeyi? Ben hiç süremem vallahi. Parmak parmak şeyi alıp böyle ağzına sürmeyi biliyor musun, fıstık ezmelerini? Allah'ım kıyamet koptu. Bu benden kopmadı ya. Oğlum sen nasıl insansın? Bir kavanoz fıstık ezmesi yenir mi? Oğlum bir kendine gel bak. Kendine gel. Benim omzunu kırarım bak bu şeyle. Oğlum bak, suyumuz bitti, yemeğimiz bitti lan. Mazotun da dibine geldik yani. Bir şekilde artık gitmemiz lazım. Çabuk bak. Ateşi söndür, gel yanıma. Al. Al. Oğlum bak, uykusuzluktan gözüm içime akıyor bak. Kullan arabayı Sinop'a kadar. Sinop'a gelince uyandır beni. O Sinop cezaevinde de biraz yatar çıkarız. Ondan sonra ben geçeceğim direksiyona, sen yatarsın. Hadi. Uyuyorum ben. Oğlum sen ne yapıyorsun? Şöyle bir rahat kendine gel, toparlan. Uyan artık. Ben sana ne dedim lan? Ha? Sinop'a gideceğiz demedin mi oğlum? Hala aynı yerde duruyoruz biz. Oğlum yarım kilo fıstık ezmesi yiyip insan nasıl uyur ya? Ha? Ya enişte, şu dikiz aynasına bakınca uykum geliyor ya. Vallahi hep aynı şeyleri gösterip duruyor. Ne gereksiz bir alet bu. Zaten TV karşısında da ben hep böyle olurum. Boş ekrana bakınca uykum gelir. Oğlum sen gerçek misin? Beni öldürmeye mi, delirtmeye mi çalışıyorsun? Mısın sen dikiz aynasına? Bakma dikiz aynasına falan. Bu saatten sonra zaten bir daha da bakma. Nereye, neye bakmayacaksın? Dikiz aynasına. Oğlum trip mi atıyorsun bir de bana? Trip mi atıyor ya? Ulan öleceğim açlıktan. Bir tap düştüm burada, bayılacağım susuzluktan, açlıktan. Nedir oğlum senin derdin? Ben size ne dedim? Ha? Ben size dünya değişti, şartlar değişti demedim mi? Dedim. Siz benim koçumu alıp başkasına hibe edip kaçamazsınız ama. Kaçarsanız da sonunuz koç gibi olur. Kaçamazsınız. Armağan bizim kıza ne istersin diye sormuş. Kızım da gidelim eski nişanlımın cenazesini getirelim demiş. Tövbe estağfurullah, tövbe ya. El alem ev ister, araba ister, senin kızın eski nişanlısının cenazesini istiyor. Mükremin, yanlış anlatıyorsun. Kardeşimin cenazesini istiyorum da demiş. Bak Hürmet, sana hürmette hiç kusur eylemedim. Allah'ını seversen, ya ne yapacak cenazeyi ya? Düğün öncesi kalkıp da halay mı çektirecek? Son sayımlarda bu ülkenin nüfusu 50.000 çıktı. O da kesin olmayan sonuçlara göre. Şu koskoca obada 3 tane bekar erkek vardı.
Bir tanesini gergeden aldı, hış etti. Kullanılır hali kalmadı. Organlarını bağışladılar, alan çıkmadı. İkincisi gergedandan korkusuna ağaçlara çıktı. Mutasyona uğradı. Kendini orangutan sanıyor. Her gün ağaçlardan aşağıya sarkıyor. Kolları uzadı ya. Vallahi bir gün kopacak. Aynen kıyametin koptuğu gibi. Üçüncü olarak bir seçenek kalıyor. O da Armağan. Bir de bizim ölmüş nişanlısının cesedi. Kızına iki seçenek sunuyoruz. İki seçenekten en kötüsünü seçiyor. Ölü nişanlısını seçiyor ya. Hey Allah'ım, insan kafayı yer ya. Kudurmamak işten değil. Allah belamı. Mükremin sen bir sakin olsana, bu ne? Ne sakinliği ya? Delirdin, kafayı yedin. Kıza biraz şans ver. Otur şuraya, aç şunu. Ya otur. Bırak ne şansı ya. Ekmek kalmamış şans ver diyor ya. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Kafayı yedi, delirdi. Allah cezasını versin. Allah'ım sen bize yardım et. Gülsün abla. Yani iki satır arası bir şey konuşabilir miyim? Söyle. Yani ayıp ya, vallahi ayıp yani. Senin en teyze imajındaki kadındın bizim mahallede. Bu nedir böyle elebaşı çete lideri gibi bu adamlarla bizi satırlarla tokatlattırıyorsun? Mahallenin en sevilen, en karizmatik, en kaliteli gençlerini yani. Gülsün abla, bak yine derim, hiç analık içgüdüsü kalmamış sende. Kes be kes. O hibe ettiğiniz koç eski hesapla bir apartmanla aynı değerdi. Size koçu getirmeniz karşılığında bir kilo et verecektim. Neredeyse bir daire. Ama siz ne yaptınız? He? O yüzden şimdi her ikinizden de birer kilo et alacağım. Et derken yani? Ya Gülsün abi, Allah'ın aşkına ya. Bizim etimiz ne ki, budumuz daha neler neler, saçmalama, biz sana koç buluruz. Demin işte koç buluruz biz sana. Ya koç ne ya? Hatta inek bulursun. Lan! Vallahi hepinizi buraya havaya uçururum ha. Patlatırım hepinize. Yani bak, gördün değil mi Gülsün abla? Beni bu hale getirdin yani. Dükkan komşusuyken kapı komşusu. Oğlum, gaz kokmuyor. Açmadın mı? İyi. Enişte, biliyorum kızacaksın ama... Ben gece yatmadan önce sakladığım simidi tosta basıp yedim. Galiba tüpü de açık bıraktım. Tüp bitmiş olabilir. Boş tüp yok. Tez zamanda bir şekilde öyle yanımda kayboluyor. Oğlum, o kadar fıstık ezmesinin üzerine bir de gittin tost basıp onu mu yedin? Senin miden... Düşman... Lan düşman dışarıda, düşman yanımda ya. Allah'ım benim çocuktan kurtar ya. Armağan ne dedi sen cenazeleri alalım deyince? Bir düşüneyim, sana haber veririm dedi. Tuba abla, Armağan abim bir bakabilir mi diyor. Tuğba, yürü enişte, tuğla koyma. O ne derse desin, sen olumlu davran çocuğum, değil mi? Hadi. Enişte, bizi kim kurtardı ya? Ne bileyim. Belki de kimse kurtarmadı, bizi kurtarmadı yani. Düşmandı, düşmanın düşmanıydı, uzaktan düşmandı. Onu bunu bırak, ben öleceğim açlıktan ya. Ac acına, ben ekşine girdim yani. Bayılacağım, kan şekerim yerlerde ya. Hemen bir yiyecek bir şey bulmam lazım. Ben iyiyim. Oğlum, sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun, iyiyim miyim? Ne varsa yedin zaten, şunları bunlar otları da istersek. Bir de utanmadan ben iyiyim diyor yanında. Allah'ım ya Rabbim, ya gerçekten Tuğba ile ben böyle nasip et düğün derneği de bu kardeşi tam bir değneği ya. Tam bir değneği yani. Oğlum ne yapıyorsun? Enişte kaydım. Ben şimdi eniştene sana da ayağımı düzgün yürü lan. Halim yok diyorum, bayılacağım oğlum, zor yürüyorum. Ağzım dilim falan dolanıyor, konuşamıyorum yani açlıktan. Buna bak, ağzından çıkan sese bak. Normalde böyle ses çıkar mı bir ağızdan? Oh. Oğlum üstüme yürüme.
Sen gerçekten kalitesiz bir insansın bak Tarık. Yemin ederim sadece senin normal bir Avrupa'yı bir tipin yüzün var yani. Sadece onunla yaparsan yaparsın bir şey. Yusuf kalitesizsin yani. Ne yaparsam enişte. Konuşma. Her şeyi yemişim bir de hala konuşuyor utanmadan arsız. Of. Ben daha vallahi ki. Aha kulübe var lan orada bir tane. Ne oldu enişte onu da mı yiyeceğim? Yapma bak vallahi yapma gücüm yok diyorum bak yapma ya. Cıvık. Enişte. Ne oldu lan? O ne ya? Muz kabuğu demek ki yakınlarda muz var. Muz kabuğu varsa ailecek mi geziyor muzlar? Ne alakası var? Belki de maymun var. İnşallah da maymun vardır bak çok isterim. Onu alırım götürürüm seni bırakırım. Aptana derim ki Tarık virüs girdi. Anında böyle oldu derim. Maymun senin de bin kat iyidir yani. Yürü git. O ne ya? Ne oldu yine? Enişte hayvanın eşeğini atmışlar. Oğlum yedirtme hayvan beni sinirlendirme lan. Bak bittim diyorum %20 şarjım kaldı. Kötüyüm. Git bul ben de şu kulübeye bakacağım. Bir yemek memek bir şey var. Alma ele her şeyi. Git yemek bul çabuk kulübeye gel hadi. Üf başımın belası. Kalçam malçam uyuşmuş. Başkasının kalçası gibi şu an ya. Bana ama. Anam. Kimse var mı? Nasıl? Ulan hayat yok burada herhalde. Kimse var mı? Alo! Konuşabiliyor musun? Evet. Şuradan geçiyorduk da geçmedik oradan. Ben burayı görünce dedim hani... Düşük güç modundayım. %20 falan kaldı. Çok acım. Bir lokma bir şey varsa. Ben de tam yumurta kırıyordum. Geç otur açsan. İçeri mi geçelim? Oraya. Ah çok güzel masalar. Ya yumurtaya da bayılırım ha. Çok iyi oldu ya. Ya insanlık ölmemiş. Vallahi şu an gururlandım. Allah size razı olsun. Şöyle. Kusura bakmayın artık pilim bitti. Yalnız benim yumurtalar zahmet olmazsa böyle bir şey yapalım. Top top olsun ben. Dağınık yumurta hayatta yiyemem. Yumurta mı? Şu senin eski nişanlının cenazesini alma işini düşündüm. Evet. Yani nasıl desem garip. Tuğba. Tuğba. Kimsiniz? Sen virüslü müsün? Virüs mü? Ne virüsü ya? Ben açım ben. Kız. Niye vurdun mıngıldağıma? Beni öldürüyordu. Dayı bu kız vallahi çıldırık bak. Dikkat et buna ha. Ben bu kızın babasıyım. Ha. Sende madem virüs yok. Yok ya. Kızım Gizem'le evleneceksin. Ne alaka? İnsan nesli kırıldı. Çoğalmak lazım. Burada yeme içme problemin de yok senin. Oldu bu iş. Allah sizi bir yastıkla kocatsın. Ya ne yastığı ne kocatması? Olmaz öyle şey. Sebep? Sebep? Dayı bende şey var. Bağlanma sorunu var bende. Şu ipleri falan çıkarsanız bağsız konuşak. Bağlı hiç. Evet biliyorum garip. Ama sonuçta Tarık benim kardeşim. Saffet de sonuçta ona ekmek veren mahallemizin bir çocuğu. Onların mezarlarının yerini bilemeyeceksen bizim evliliğimiz zaten yürümez. Yani geçmişimizin arkasından bir dua okuyamayacaksak, insanlık devam etse ne olur, etmese ne olur? Ya sen de haklısın işte ama günümüz şartları. Tuğba. Sen ne dersen de ben her şeye okeyim. Yeter ki evet de ben seninle gerçekten evlenmek istiyorum. Ah! Evet. Hayır ya saçma sapan konuşmayın ne alaka olmaz öyle şey. Ne demek hayır? Dayı. Bak bu sopa benden iniş izni istiyor. Kızım Gizem'le evleneceksin. Dayı. Çocuk yapacaksınız. Soyum buradan devam edecek.
Nerede? Dayı bak lütfen, olmaz diyorum ben yani. Demek torunum olmayacak. Yani. Nasipten öteye gidilmezmiş. Aynen. O zaman öldüreyim seni. Ama bu şey abi. Dayı yani stresten olmuyordur belki. Ya bana bak. Seni çözer. Enişte. Enişte bak ne buldum. Yani istesem olur herhalde. Akşam istemeye gelecekler. Evlendikten sonra da İstanbul'a gidip cenazeleri alacağız. Oğlum, Tarık. Ne oldu? Tutsana oğlum. Kötü olmuşum. Bana bak. Laf. Oğlum dur lan, kolum çıkacak. Anam. Oh. Ne oldu? Neredeyiz? Kafamda mı bayıldım ben? Enişte ben hallettim o dayıyı. Dayı? Oğlum o dayı nasıl böyle halledebilecek bir akıl seviyesinde değildi o dayı. Nasıl hallettim onu? Ya kızım da evde. Kıza bir baktım. Dedim Allah'ım bu ne? Tabii bir gerginlik yaşandı ama açtık. Kabul ettim. Nişanlandık. Ya nişan... Enişte, beni sonra buraya bırak, tamam mı? Damat olacağım. Ama doğru yani. Öyle ipe, öyle halat, böyle tipe, böyle damat yani. Tam cuk oturmuş. Oğlum neredeyiz biz? Nereye geldik lan? Sinop'tayız. Sinop mu? He, Sinop. Bu araba ne? Nereden buldun arabayı? İşte bunu da kayınbabam verdi. Bir kasada meyve koydu. Bu adam da ne yapsın? Soyun sürsün diye. Ama ileride bakalım o kafasını nerelere sürecek o adam. Meyve neyin ver? Yapıştı midem acıktan, bir daha bayılacağım. Enişte bir tek bu kaldı. Bir tane mi kaldı bu? Oğlum muz falan yok mu? Muz yiyek. Ha muz yok ya. Ben hepsini yedim. Şey biliyorum ben meyveye dayanamam. Nasıl bir karaktersin oğlum sen lan? İki dakika şuraya bayıldım diye hemen bütün ne varsa yedin mi oğlum sen? Ha yedim. Kasalar bunlar değil mi? He bunlar. Enişte tamam vur, hak ettin bu sefer vur. Ay Tarık. Ay. Ay oğlum, ay. Oğlum, tamam korkma. Bir şey yapmayacağım. Tamam. Sen de haklısın yani. Ben de sinirlerim bozuk oğlum ya. Sana bir daha böyle davranmayacağım ben de, tamam. Sana da hak veriyorum yani. Gencecik adamsın. Bir sürü sıkıntı, bir şey yaşadın. Streslisin yani haliyle. Ama oğlum ben de istiyorum ki yani ablana seni tek parça halinde götüreyim ki Tuğba'm, aşkım mutlu olsun. Bir kendine gel oğlum lütfen artık, hadi. Enişte ben korkuyorum ya. Yani. Niye korkuyorsun? De bakayım bana. Annem, babam, ablam ya öldüyse. Oğlum ağzından yel alsın, saçmalama. Olur mu öyle şey? Ölmediler, ölmeyecekler. Ben onlar yani ablana bir şey olduysa ben şu anda ölürüm burada. Gidelim aslan gibi tek parça halinde çıkalım ablanın karşısına. Tamam yanındayım. Enişte. Söyle aslanım ya. Vallahi sıkıntın falan varsa söyle bana yani. Söyle gülüm. Elmayı yemeyeceksen. Senin be kaliteli ya. Senin kaliteli. Hata bende. Ha. Hata bende. Seni burada öldürürüm. Ablana öldürürüm. Enişte yapma. Enişte ne yapıyorsun ya? Böyle uyandırılır mı demiri atarak? Ne yapacağım? Öperek mi uyandıracağım? Pamuk prenses. Saatlerdir burada. Lastik patladı. Kendim yaptım hepsini. Daha Samsun'dan çıkamadık. Hayret bir şey ya. Gece yatmayı bilmen, gündüz kalkmayı bilmen yani. O ne öyle? İnsan mı? Dur bakayım sen. Beyler kamyonete el koyuyoruz. Ha, yok canım niyeymiş?
koyun, istediğiniz kadar koyun. Arkadaşım, bak yapmayın yani. Bizim arkamız çok sağlam. Bizi böyle bir bilinmeyen bir el koruyor. Vallahi bir yerinizi sıkarlar, sonra günah benden gider söylemesi. Biziz o el. Ormandan beri sizi takip ediyoruz. Teyze kamyonete el koyacak diye biz müdahale ettik. Sonra sizi kaybettik ama bulduk. Ya Çamlı Hemşin'e kadar gideceğiz kamyonette, ondan sonra alın. Kamyonette falan bir işimiz yok bizim. Neyse, kamyonete el koyuyoruz. Oğlum beni delirtmeyin bak. Ben komalardan, kıyametlerden, istenmeyen mürüvvetlerden döndüm sevdiğim için. Ne ayaksınız lan, sizden mi korkacağım? Kralınız gelsin yani. Kral geliyor. Ne kralı ya? Onlar ne? Tuğba evet dedikten sonra bize de hayırlı olsun demek düşer. O zaman hayırlı olsun diyelim. Yarın sabah erkenden nikah kıyarız. Sonra da sizi çadırdan, sur içindeki odalardan birine alırız. Kızlar. Tarık, sen sakın konuşma, karışma abi, ben şey yapacağım. Ben konuşurum, ondan dilinden anlarım ben şimdi. Ben konuşurum, bu çemberden kurtarırım bizi, sen bana bırak. Sakın konuşma bak, ağzını kapat. Hani kral? Selamun aleyküm. Lazım, bir sus. Hani oğlum kral? Geliyor, bak bak Allah aşkına. Kürk mürk giymiş. Gülme, gülme. Efendimiz kral, Büyük Merke'yi selamlayın. Büyük Merke mi? Kürk mürk giymiş. Tövbe tövbe. Kral buna. Oğlum indirir. Saffet. Merke. Enişte. Gel buraya. Gel buraya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kralım ben. Ne kralı s***sı? Hayatınızı bitirdiniz. Getirin, getirin. Oğlum bırak. Tarık, oğlum bir şey alsana. Yeni damadın elini bile öpmedi baba. Nasıl? Memnun musunuz yeni damadınızdan? Sen mutlu ol çocuğum, bizi boş ver. Ben bir ekmek ve çadırla da mutluydum anne. Mutlu olmayan sizdiniz. Yarın nikahım var. Polim yapmayı bırak artık. Sen. Kimet? Sen. Niye bana kafa atmaya çalışıyorsun? Ne kadar mantıksız bir şey krala kafa atmaya çalışmak. Olur mu böyle bir şey? Beni delirtme burada. Ağzına vallahi pompayı dayarım şimdi. Patır patır patlatırım seni. Bana bak, madem araba kullanmayı bilmiyordun, geldin niye çarptın? Dayın şöyle aynı komaya soktun. Saffet, sana kralım diyorum. Abartıyorsun. Sus. Ya bu eski sünepelerinde hepsini kral yapmışlar ya. İlaç yüzünden. İlaç mı? Ver ya o ilacı, biz de kral olalım ya. Ne güzel şeymiş. Eskisi gibi okey oynarız. Ya bu anlamsız sınıf farkı da böylece biter. Babamın eczacı depoları yüzünden kral oldum. Bak ya. Kral olmuşsun da adam olamamışsın. O bize çarptığın arabanın koltuğunda otururken de o***sün. Ama şu anda orada otururken de aynı o***sün. Yeter. Bir krala kafa atmaya teşebbüs edemezsin. Bu otobüste yaşlılara yer vermek gibi genel bir kanundur. Sizi idam ettirmeye mecburum. Hadi, hadi ettir de bak. Ağzını yüzünü burada ikiye bölmüyor muyum? Açmıyor muyum? Bütün kabilenin önünde hadi. Sus diyorum. Hareketlerinle otoriteme zarar veriyorsun. Senin ben otoriten... Ben bu tahtı ne kadar zor şartlarda kazandım, senin haberin var mı? Bu taht kutsal. Kaybedemem. İdam etmeye mecburum sizi. Bak aslında idama sen çok takıldın ama Berke. Zaten arabayla da çarptın. Yeter artık, vurma Berke. Kusura bakmayın arkadaşlar. Akşam asılacaksınız. Ne diyor? Gerçek mi? Ne diyor oğlum? Berke.
Bak aslanım, ben gidip Tuğba'yı görmem lazım, sevdiğimi bulmam lazım. Çamlıev şimdi kurtarılmış bölgede. Yani beni asarsan halatla iple mi asılacak bilmiyorum. Yani gidemem, ipleri germe lütfen. Karar verildi. Hem akşamüstü hava güzel olacakmış. Eser, püfür püfür. Bak Berke, idam, asılmak, bak bunları unutalım artık. Sen bizi ne yap biliyor musun? Bizi idam etme, sen besle bizi. Bizi besle, biz evcilleşiriz. Ne diyorsun? Bunu besle. Besleme ya. He. Bu arada Tuğba'nın kolonisini biliyorum. Daha orayı ele geçiremedim. Oranın başkanı Armağan mıdır nedir? Tuğba da onunla evlenecekmiş. Hani sen diyordun ya Tuğba'sız yaşayamam diye. Böylece idam olayını kabullenmen de kolay olur. Win to win. Tutma, tut, tut lan, tut. Oğlum Berke, sen bittin oğlum bak. İlaçla geldin, ilaç arayarak gideceksin. O kutsal tahtını kıracağım o sopalardan, sana tabut yapacağım bak. Beni öldü mü diye kontrol ettir oğlum. Sık sık baktırt bak bana. Sık sık bana baktırt bak. İlmek. İlmek de... Bak ya. Enişte bize bakıyor. Nedir bu? Nişan yüzüğü. Nişan yapamadık, onun yerine say. Nişana falan gerek yoktu ya. Şu cenaze işini halledelim yeter. Peki. Şu yüzüğü de al, nişan yaparsak o zaman takarsın. Gerçekten eski nişanlısının cenazesini alacağımızı zannediyor. Çıkışlara, girişlere, her yere adam yerleştir. Evlendikten sonra kaçmasın. Hızlı ol. Vay be. Tuğba evleniyormuş. Hangi Tuğba enişte? Oğlum sen mısın? Kaç tane Tuğba var? Ablan. Şu hale bak ya. Daha kavuşamadan geçmiş olsun. Atıklardan çıktık, geldik buraya battık. Kalbim çekti Tuğba'yı. Yoksa ben böyle hareket edecek dermanım bile yoktu benim. Ama kalp bu işte, çekti mi laf geçiremiyorum bir daha. Enişte, üzülme. Tamam, şey yapma. Korkma oğlum, tamam. Tarık, kusura bakma sen de yani. Senin üstüne çok geldim. Hırpaladım seni böyle, vurdum ettim. Amacım seni böyle ablana tek parça haline götürmekti. Seni bu aşkın çapağı yaptım yani. Öyle bir konuma soktum seni. İleride çocuğum sana benzemesin diye. Enişte, Allah razı olsun senden. Gerçekten. Biliyorum beni ablam yüzünden yanında tutuyorsun. Ama gelirken de bırakabilirdin sonuçta, değil mi? Biliyor musun, hep abi gibi davrandın bana vallahi. Hep senden doğru şeyleri öğrendim ama yapamadım. Ne yapayım, tabiatım böyle, yapacak bir şey yok. Varsa hakkım sana helal olsun. Sen de helal et. Helal olsun, helal olsun. Gel sarıl. İşaret verdim de boş. Az elini kaldırdığında mı? Boş sadece. Sayın kralım, Berke kralım, ben ölmeden önce, öleceğiz birazdan da, bir küçük bir kelimem var, bir lafım var. Üzülme Saffet. Ölünce üzülmeyeceksin zaten. Evet. Güzel espri, yazın bunu. Şöyle gidelim mi? Şey yap. Kolay gelsin. Sağ ol. Ha. Seninle iyi arkadaş olabilirdik Saffet. Eski günlerdeki gibi. Elveda. Yani evet olabilirdi ama kralım olmadı yani gerçekten. Ben de sizi özleyeceğim. Cümleten yani geçmiş olsun. Buraya çadır kuracaksınız. Armağan Bey'in nikahından sonra da burada kalacaksınız. Thank you.
Allah Allah ya. Jet gibi de geldik. Nerede Çamlı hemşin ya? Ay bir esnaf meslaf da yok soralım. Esnaflık da ölmüş. Enişte. Ne oldu? Kızarmış tavuk kanadı buldum. Ya. Bak kağıt da buldum. Sen onu şey yap, yırtmaya başla küçük küçük. Elimizi sileriz. Elimi sileceksin? Ha. Kolonilerin haritası bu. Buna el mi silinir? Enişte başka kağıt yok, su da yok zaten az. Oğlum zaman da az. Biraz kafanı çalıştır. Tuğba evlenmeden önce yetişmem lazım benim. Çabuk. Ben elimi neye sileceğim enişte? Enişte, girişe danışman dikmişler. Demek ki bol güvenlikli bir koloni. Oyun alanını full aktiviteli. Girişe adam koymuşlar ya. Ben de onu dedim enişte. Bak şimdi. Plan şu. Sen şimdi yanlarına gidiyorsun adamların. Oyalıyorsun, konuşuyormuş gibi yapıyorsun. Ben de arkadan gelip arabayla adamları aniden çarpıyorum. Nasıl? Oğlum bak seni gebertirim burada. Sen Rambo musun sen? Ha? İyice böyle ekşi müptelası bir şey oldun. Sen kendine gel. Ben halledeceğim kitabına uygun bir şekilde. Sen niyet et, bana uy, o kadar. Hadi gel. Güzel kızım. Çok güzel olmuşsun melek gibi. Bir duvan eksik. Hep senin yanındayım kızım. Esas ben senin yanındayım baba. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Düğüne gelmiştik de. Kimsiniz siz? Tarık ben. Tabii ablam evleniyor ya. Ablam ben onun oğlan kardeşiyim. Kız tarafıyız yani. Öyle mi? Ya sen? Ben Tarık Bey'in yardımcısıyım ben de efendim. Yardımcım benim. Getir götür işlerine bakar. Tabii. Kapımın ya. Kapımın bu. Ölüyordu bu virüsten. Bu ölüyordu. Ateşe oturttum ben bunu, kurtuldu. Ya. Tamam, haber ver içeri. Ne o ya? Biraz bekleyeceksiniz. Ha, tamam. Oldu, bekleriz. Tarık Bey buyurun, şöyle köşede bekleyelim. Sağ ol. Herkese sadece birer çikolata bahşediyorum. Yürü. Armağan Bey, heh. Tarık diye biri geldi. Ha. Tuğba Hanım'ın erkek kardeşi olduğunu söylüyor. Erkek kardeşi mi? Yalnız mı gelmiş? Yok, yanında bir de yardımcısı var. Gelsinler mi? Yardımcısı. Tuğba öldü diye biliyor. Alın onları götürün. Öldürün, güzel bir yerde gömün. Peki ya gerçekten mutlak bir eşinizin erkek kardeşiyse? Kız tarafına fazla yüz vermemek lazım. Sen benim dediğimi yap. Temiz iş olsun. Hadi. 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 Ne diyorsun? Ha? Ne diyorsun sen? Enişte nasıl rol kestim ama? Çok iyiydim değil mi? Oğlum senin bütün uzuvlarını her yerini keserim. Ne demek lan o? Ha? Yok virüs varmış, ben de ateşe oturttum. Ateşe oturtturmuşum falan ha? Enişte doğaçlama yaptım ama. Ben seni bir doğaçlar burada şey adam geliyor, düzgündür. Ne diyor? Anladılar lan. Geç arkaya, geç. Hadi. Hareketin. İşaretini bekle. Aha kutu mayısı. Vur koş. Sakın itirazı olan var mı içinden sulandırma olmasın. Tamam mı? Gel. Ne yapıyorsun elime? Dur sen.
nikah kıyılamaz. Tarık. Saffet. Tuba. Asıl bu nikah kıyılamaz. Ayrılın. O kim ya? Ayrılın. Tuğba'nın bana sözü var. Armağan saçmalama, Saffet yaşıyormuş. Kapa çeneni be. Verdiğin sözden dönemezsin Tuğba. Armağan indir o silahı. Bak konuşabiliriz. Kapa çeneni dedim. Armağan. Armağansın falan anladık da sen daha paketlenmemişsin aslanım daha hiç. Şımarıklığın da ondan zar. Bana bak. İndir silahını. Delikanlı gibi kapışalım indir. Madem evlenmek istiyorsun, obanın şartlarını yerine getirirsen evlenebilirsin. Hayır, olmaz. Tuğba. Getir şartları. Getir, ben sana yeniden bir sıfır şartname hazırlayayım. Oğlum o canlı mıymış? Ben onu heykel sandım ya. Geryedan'la 3 çeşit mücadeleye gireceksin. 3'ünü de kazanırsan evlenebilirsin. Enişte, daha ilk turdan hayata veda edeceksin. Evet yani o neydi? Ben onu heykel sandım. O canlıymış, çok kötü oldu o işte. Ya kaç metre o ya? 2-3 civardır enişte. Kılıç verin lan o zaman. Bir büyük kama mama gibi bir şey anca iner o. Bu ne oğlum? Dalga mı geçiriyor ya? Biraz adil olun yani. Ne yapacağım? Adamı ben içeceğim mi yiyeceğim mi? Ne yapacağım bundan? Ben eski hayatımda daha çok çile çektim kız alacağım diye. Bu nedir bunda? Ne yapacağım ben? Kapa çeneni hadi. Saffet hadi kazanmalısın bu oyunu hadi. Ya anlamadım ki. Enişte yumurta yarışı ben anladım. Hadi enişte. Enişte biraz daha hızlı ama hadi biraz daha hızlı. Bu sefer kesin öldüm ha. Allah! Oğlum siz deli misin, divane misiniz de? Tamam karizmayı marizmayı yapmışsın, güzelim yeşil vadiye de çökmüşsün de. Nedir oğlum devamlı Tosun Paşa çeviriyoruz burada? Nasıl lider bu? İşte ben de seni seviyorum. Oğlum konuşturmayın, ben de seviyorum. Dur. Ne oldu Uzun? Allah aldım ha. Uzun ya, büyük ya. Koşamadı ağır. İyi misin? Dur sen bekle beni. Babanı çarpıntı tuttu. Ben onu biraz yatırayım ha. Merak etme, her şey yolunda. Baba iyi misin? İyi, iyi. Gel biraz, hadi uzan sen şuraya, hadi gel. Gel. Tamam, tamam. Tuğba iyi. Bilmiyorum, gitme. İstiyorsan git. 2'de 2, bunu da alırsam tamamdır yani. Şişt, Tosun Paşa, ne yapacağız? Bu sefer de böyle yoğurdun içinden ağzımıza para falan mı ayıklayacağız? Kılıç var onda. Onu alalım, onda kılıç var. Bana da verin o zaman kılıç mılıç neyi. Oğlum öyle, bir dakika ya. Öyle olur mu? Kılıç mılıç, çıplak elle o dövülmez o. Bana da verin kılıç. Dostlarından silah edinebilirsin. Var mı Saffet, ya? Saffet bak, benim tel tokam var, al. Hayatım ne yapacaksın? Yapabilirsin biliyorum hadi. Ekmek var ekmek al. Ben ağaç değilim ya şu an. Hayır onun ayağının altına atarsın belki çarpılır. Tarık anan gölgede kalsın biraz. Güneş geçti herhalde. Tuna al ana. Enişte kalem var bak. Kalem kılıçtan keskindir derler. Al kes. Şimdi Tarıkçığım bana bir tane boş damacana onluk. Damacana onluk var çadırda. Süpersin anne. Bir de şey getir o zaman. Sap böyle şey sapı. Var o da var. Bekle dur hemen getiriyorum. Ha, eniştem beni o biliyorum ya. Çok iyi kullanıyor. Hep onlarla döverdi beni. Saffet. Hayatım şaka yapıyor olur mu? Saffet. Hayatım al bunu al.
Safiyet. Al, al, al çocuğum. Anacığım sağ ol ya. Onlarla mı direneceksin kılıca? Genelde direnen taraf pek ben olmam aslanım bu dövüş işlerinde. Ya ana suyu, hani susuz da... Artık su kalmış dibinde, ne yapayım çocuğum? Allah. Ya Allah! Bak şimdi bak. Ne yapıyor ya? Yiğitlik bu değil ama. Silah kimdeyse yiğit o. Dünya çok değişti. Ay. Tuğba, iki seçeneğin var. Beni seç. Bu herif ölsün, ailenle burada yaşayın. Ya da onu seçersin, ikinizi de öldürürüm, ailenizi de sürerim. Üç yok mu ama ya? Üç olsun, üç olsun. Zaten iki seçenekte değneğin iki ayrı ucu başkan. Sus sen! Kızım sen doğru olanı yap. Evet Tuğba. Doğru olanı yap. Bırak beni vursun bu. Sen ananı, kardeşini, aileni al git. Ben buralara kadar sana olan aşkımdan geldim. Şimdi seni de gördüm. Bu bana yeter. Benim içimdeki aşkla benim gözüm açık gitmez. Bırak o kazansın. Zaffet. Vur! İkimizi de öldür. Bırak ailemi gitsinler. Yapma hayatım. Hadi. Evet anne. Evet anne siz gidin. Hadi bulursunuz elbet bir şeyler. Hayır. Ben Saffet'i çok seviyorum. Eğer onun için ölmem gerekirse... Yavrum hayır Tuğba lütfen yapma. Hayır Saffet. Biz birbirimizin elini tutarak birbirimize sarılarak öleceğiz. Üzülecek bir şey yok. Armağan Bey yalvarıyorum. Allah rızası için. Enişte başka plan falan yok mu ya? Ha? Yok oğlum yok plan milan. Anana babana sahip çık getir. Biraz uzaklaş, insanlığa yönel. Saffet seni çok seviyorum. Ben de seni Tuğba'm. Hadi o zaman. Sen misin? Sen misin? Hoş geldiniz kralım. Çay koyayım mı? Yeni topladık kralım. İstemez. Bu Saffet benim kutsal tahtıma zarar vermeye kalkıştı. Vay. Buyurun kralım, siz infaz edebilirsiniz. Saffet ne oluyor? Hayatım, dün yediğimiz hurmalar işte. Ya.
Berke, Tuğba ile ailesini bak bırak gitsinler oğlum. Onların hiçbir suçu günahı yok. Hayatında bir kere inisiyatif al. Bak bu tahtın kırılır, yanar kül olur. Ama gönüllere bir taht kurarsan seni kimse unutmaz. O taht ne kırılır, ne yok olur, ne de kül olur. Yapma. Zalim bir değil bin olsa fark etmez. Çekil. Çekil Tuğba. Tuğba lütfen çekilsin. Ne yapacaksa yapsın. Sizi seviyorum. Eşşet. Aç gözünü aç. Ne oluyor? Korkma gel. Ne diyorsun oğlum? Seni öldürmekten daha iyi bir fikir geldi aklıma. Lan Tuğba'nın önünde ne demek? Ne biçim laf o? Bunu ve adamlarını tutuklayın. Bu koloniye el koyuyorum. Hangi gerekçeyle efendim? Şey, dün de devam, eziyet edildi devam. Dün de eziyet ettiler. Türklere eziyet ediyormuşsunuz. Efendim biz de Türk'üz. Bakın Türkçe konuşuyorum. Kes! Cevap verme bana. Götürün bunu. Tutuklayın. Saffet. Evet. Hayırlı olsun. Ne hayırlı olsun ya? Bu koloninin lideri artık sensin. Bir dakika. Niye? Ne alaka? Sen becerikli adamsın. Burası haritadaki en uç yer. Burayı sen korursun. Her ay bana bir varil mazot yollayacaksın. Vergi olarak. Olur. Hayırlı olsun. Sağ ol. Oldu. Enişte. O, ne oldu? Ha. Hayırlı olsun koloni. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ ol anacığım. Ya şey benim kızı da getirsek mi ya? Vallahi hani o, ben iç güveysi olacağım, o iç gelin olur. Kız kim? Senin kız kim? Kız nereden çıktı kız? Ya... Anlat. Anne ben yolda gelirken nişanlandım. Yolda mı nişanlandın? Ben... Sen yolda bulduğun kızla mı nişanlandın? Niye ben böyle bir evlat doğurdum? Senin ben okulda olamam. Anne, bir tane dünyada kız kalır zannettim. Konuşma, kapat çeneni. Nerede o kız, nerede o kız? Nerede? Saffet. Öldüm diye yıllarca içim içimi yedi. Çok üzüldüm. Yani ölümden dönme, kaşığı kırırsın aşkım. Ölmem ölmem de gerçekten ölümlerden döndük yani. Tuğba, buraya geldiğimde seni göremeyeceğim diye çok korktum. Zaten senin olmadığın bir dünya benim dünyam olamaz. Artık cümleten hepimize geçmiş olsun. Evet. Nur topu gibi de bir kolonimiz oldu bak. Sorma.